Şimdi tabi aradan aşağı yukarı bir 30 sene geçmiş. Bir 30 sene sonra dönüp geliyorsunuz. Ama biz müteahhit de var. Yani gelin, zaman zaman buraya geliyoruz, gidiyoruz. Amcamın oğlu burada muhtar. Yani hani bizim bir aşığımız diyor ki Çıldırlı Selin'in oğlu zannediyorum aşık Nuri. Hastalanıyor Ankara'da. O zamanın belki de ben öyle anlıyorum. Ya kanser ya vere. Tabii şey yapamıyor. Diyor ki işte orada bir türkü söylüyor. Nurim Ankara'da yarı çıldırda. Yani bizim de yarımız her zaman kapta olmuştur tabii. Ama tabii burada yaşayıp da görmek, şey etmek daha güzeldir. Keşke o imkanlar, yani buradaki imkanlarımızın daha güzel olması bizi oraya götürür müydü? Götürmez. Netice itibariyle hocam şu turda bile o eski yaşadıklarını bayağı bir yaşamış yani. Evet. Bir kere daha yaşamış. Evet. Yani. Maalesef, çok duygusallaşmış. Çok çok. Vallahi çok. Niye? Ama şimdi dün de gezdim. Memnun olduk. Neden memnun oldum? Baktım bizim köylerin burada mesela köy eskiden buranın ticareti merkezdekilerin o zaman şartlarında merkezdekilerin elindeydi. Şimdi köydeki vatandaşlarımız da buraya dükkanlar açmış, ticari hayatları var. Ticari hayatı da son 2 ay öncesine kadar veya bu yakın zamana kadar 2 ay süre içerisinde diyor, çok durgunlaştığını söylüyordu. Ama şimdi bir canlılık var, bir hareketlik var. Ona da memnuniyet duyuyoruz. Yani vatandaş, ya şimdi eskiden kardeşim bizim köylü mesela Hikmet Erbaş şey satıyor. Bağal kaşarda biliyorsunuz Ladigastik menü bütün şeyleri mandıratı üzerine şey yapmış. Kardeşime söyledim. O vatandaş şimdi geliyor, bal alıyor, efendim, kaşar alıyor, evinin ihtiyacını karşılıyor. O zaman müstesna bizim Yunus Çeçen bildiğim için onu müstesna söylüyorum. Onun bir dükkanı vardı. Tabii onun dükkanından bal alacak. Kim alacak? Belli aile alacak tabii. Ama şimdi maşallah baktım ki normal vatandaş köyden geliyor ve şey yapıyor. Harıl harıl. Yani herkes işte bana içi şey, kaşar, efendim, bilmem bal. Tabii o tür mamulların şeyini, talebinin çok olduğunu da gördüm. Bundan tabii memnuniyet duyuyoruz. İnşallah daha güzel olur. Yani daha bizim ağır çalışıyor aslında. Yani daha da ileride olabilirdik. Tabii. Yok. Güzel. Güzel. Yani mesela ben de işte mesela köylere gidiyorum. Ben de batıda büyüdüm. Çocukken gördüğüm köyleri değiştiğini fark ediyorum. Mesela çatı yapıyorlar artık. İşte tuvaletleri affedersiniz dışarıda idi. Artık herkes evine banyo tuvalet yaptırıyor. Tabii tabii. Yani ya bu bir tabii gerçekten geçmiş yıllarımız çok ağır bir süreç. Yani şimdi belki de o yıllarda yaşayan insanlarımız hakikaten şanssız diyebileceğimiz. Ona da üzülüyoruz. Ya babam mesela keşke bu günlerimizi görebilseydi. Efendim bindiğimiz arabalara binebilseydi. Sen hasta olacaksın da mesela akşam bizim yerlerden bir tanesi Bedir Bey dedi ki kasaptır burada şark et diye. Affedersin tosun falan kesiyor ya. Orada belini incitmiş. Biraz dayandı bayandı. Sonra gecenin belli bir saati 10 muydu ne dedi ki ben dedi amca dedi gideyim bir doktora dedi bir iğne yaptırayım geldi. O zamanlar hastaneden hizmet almak da zor. Yani gidecek hastaneye gece saat 10'da hatta 1994'te geldik. O zaman amcamın oğlu vefat etmişti. Geçmişler zamanı. Hastaneye gitti. Çarşaflar sanki 10 senedir veya 3 senedir 5 senedir kullanılmış çarşaflar. Üzülmüştük. Tam bizim insanlarımız her insanlar gibi her şeyin iyisine layık olduğunu düşünüyorum. İnşallah böyle bir dönemi de hep beraber yaşarız, görürüz.
biz görmesek bizden sonrakiler görsün. Yani bu güzel günlerin daha ileriye gitmesi için hepimizin gayret etmesi lazım. Ama bu, biz buraya aday veya aday olmaya geldiğimiz zaman buradaki hemşehrilerimizden bazıları sitem ediyorlar. Ya efendim siz işte filan yerde yaşıyorsunuz, niye geliyorsunuz? İnanın biz buradan ayrı yaşamıyoruz. Siz gidin orada bir hizmete talip olun. Koskoca 12 milyonluk İstanbul'da orada bile nerelisin, Karslısın? Canım git oradan milletvekili adayı ol. Niye buraya geliyorsun? Ne işe yarıyoruz, ne Musa'ya yarıyoruz. Yani buraya da geliyoruz, herifler diyor ki, efendim, sen buraya neye geliyorsun? Ona göre tabii bunlar ölçü değil. Ölçü şudur, bu işi liyakatıyla, Allah'ın emri de budur, Peygamber'in emri de budur. İşi ehline veririz. Tabii canım, bunu tespit etmek, değerlendirmek de bizim vatandaşlarımızın, halkımızın görevidir. İnşallah layık olanı Ankara'ya göndeririz de. İnşallah. Aramızdaki... Hepiniz için de aynı şey. Tabii. Başarılı arkadaşlarımız var mutlaka. Hayır. Herhangi bir açıklama değil. Biz sohbet babında. Ben şimdi bak arkadaşlar, ben kusura bakmayın, teşkilattan geldiğim için basın bana yabancı değil. Ben yerel basınla ilçe başkanlığı döneminde, dün de Levent'e söyledim, hep de onlarla yaşardım. Onlarla işi şey yapardım. Çünkü yerel basın o yörenin gözüdür, kulağıdır, elidir, her şeyden haberi vardır. Evet. Ve inanır mısın, çok da büyük ses getirdik. Çok da başarılı olduk yerel basında. Utanıyorum bunu söylemeye. Ben yerel basının bir gün geldiler dediler ki biz gazeteyi kapatıyoruz. Sizi şerefimle temin ediyorum. Bak hiç böyle resmiyet şey etmeden samimiyetimle söylüyorum. Bunu da bak oradaki belki insanlar, Sultanbeyli'deki insanlarımız, vatandaşlarımıza belki intikal edecek basına. Dedim ki niye kapatıyorsunuz? Hocam dedi, belediye bize dedi bakmıyor. Ne yapalım? Çoluk çocuk besliyoruz. Adam bütün esnafa dedi baskı yapıyor sizinle beraber olduğumuz için. Reklam vermeyin diyor. Ben biliyorum yerel basını. Tamam mı? O günün şartlarında tabii, ama aday olacağımı da kafama koymuşum. Bütün maddi manevi bütünler. Dedi ki hocam böyle paraya ihtiyacımız var. Açık konuşuyor. Yani bizim ayakta dur. Şimdi millet diyor ki tabii bu işi bilmeyen, ya gazetecidir işte. Demiyor ki adam neyle geçiniyor? O basın, o gazete nasıl durur? İnşallah.